Kıymetli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Nihayetinde artık Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurusu gelmiş oldu. 4.346 daimi alımın sözlü mülakat tarihleri belirlenmiş oldu. Peki bundan sonraki süreçte yapacağımız şeyler nelerdir? Sözlü mülakat çalışmalarımız nasıl olmuş olacaktır? Ne gibi fayda verebilirim sizlere? Bunun hakkında konuşmuş olacağız arkadaşlar. Öncelikle nereden açıklandı bunun bilgisini verecek olursak da Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurular kısmında bu metni yayınlamış oldular. 2021 yılı sürekli işçi alımı sözlü sınavı 1 ile 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri sınav kurullarınca gerçekleştirilmiş olacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden sizlere ulaşmış olacaksınız. Fakat sizler bu linke tıkladığınız takdirde maalesef ki sisteme giriş yapamıyorsunuz veya böyle yarım şekilde sizlerin karşısına çıkan sayfalar mevcut oluyor arkadaşlar. O yüzden yoğunluktan ötürü birkaç saat sonra denemiş olun veya gece yarısı denemiş olun. Nerede, saat kaçta, hangi tarihte girmiş olacağınızı oradan net bir şekilde görüntülemiş olacaksınız. Bunun dışında söylemiş olacağım önemli bir kısım daha var. Covid-19 tedbirleri kapsamında sözlü sınavın yapılacağı mekanların bina girişlerinde güvenlik görevlilerince adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinde en fazla bir gün önce alınmış HES kodu sorgulaması ile beraber içeriye alınmış olacaksınız. Bilginiz olsun. Sözlü sınava girmediğiniz takdirde daha sonraki süreçte sözlü sınava girme gibi bir şansınız olmayacaktır. O yüzden sınav tarihinizi, saatinizi kaçırmamanızda fayda olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki mülakat çalışmamız nasıl olacaktır? Bundan sonraki süreçte yapacağınız unsurlar nelerdir? Bunlar hakkında bilgi verecek olursak da benim oynatma listesini kartlar bölümüne bırakmış olacağım. Oradan sözlü mülakat çalışması ile ilgili birkaç videom mevcuttur. Kendini tanıtma videosu, sözlü mülakata yapılması gereken 10 önemli kuralı veya bunların dışında daha önce yapmış olduğumuz mülakat çalışması gibi önemli videolar mevcuttur. Tekrardan bir video çeker miyim? Sizlerin isteği üzerine olacaktır. Bu 1 Kasım'da veya 2 Kasım'da olmaz ama 3 Kasım'dan sonraki süreçte giren arkadaşlarımızın tecrübelerine dayanarak ve çıkmış soruları göz önünde bulundurarak videoları çekmeye çalışmış olacağım. Öncesinde nasıl yayınlayacağım? Benim Instagram sayfamdan hikaye bölümünde sınava girmiş kişilerin tecrübelerini, çıkmış mülakat sorularını ekran görüntüsünü alarak Instagram hikayemde paylaşmış olacağım. Ben yorum kısmına sabitleyeceğim. Bilgi yıldızı yazarak veya yorum kısmına sabitlediğim linke tıklayarak sizler direkt olarak Instagram hesabıma ulaşmış olacaksınız. 3 veya 4 Kasım'dan sonraki süreçte de ben çıkmış soruları, tecrübeleri ve çıkabilecek diğer soru tarzlarını da ele alıp ekstra bir videoda yayınlayabilirim arkadaşlar. Muhakkak takipte kalın. Kanala abone olarak ve bildirimleri aktif hale getirerek tüm çalışmalardan, tüm atamalardan, tüm süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeyin sevgili dostlar. Herkese hayırlı olsun. Sizler yoğunluk yaşıyorsanız birkaç saat sonrasında denemiş olun. Çünkü 18.000'e yakın bir aday sözlü mülakata girmiş olacaktır. Epeyce bir yoğunlaşmış durumdadır. Bilginiz olsun. Evet, kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.